Özellikle Kuzey Cadde ile Batı Cadde'nin birleşme yerinde ve Batı Cadde'de ağırlıklı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Tiyatroda da yine aynı şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. Ama bunlar içerisinde özellikle Batı Cadde'deki çalışmalar bizim için daha da bir ayrı önem arz ediyor. Çünkü o Beylikler Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi köy meydanından hemen çıkıldığında karşımızda 10 metre genişliğinde Helenist döneminde kullanılan ve Roma döneminde aktif olarak hizmet veren ve Bizans döneminde kullanılan caddeyi biz açıklamıştık. Şimdi bu caddenin ortasında devam eden, o 10 metre genişliğindeki caddenin ortasında bulunan yaklaşık olarak 70 santimetre genişliğinde ve 1 ve 1.10 derinliğindeki o kanalizasyon sistemi şimdi bulduk. Ve bunun hem konservasyon hem de restorasyon çalışmalarını tamamlıyoruz. Ve böylelikle esasında buraya gelen insanlar buraya geldiklerinde Osmanlı, Cumhuriyet, Beylikler, Helenistik, Roma, Bizans hangi dönem yollarına yürümek isterse yürüyebiliyor olacaklar. Kuzey şehir kapısından başlayan Kuzey Cadde'de yaptığımız dönemlerin aynısını şimdi Batı Cadde'de de yapacağız. Ve böylelikle esasında antik dönemdeki bu kentin büyüklüğü ve buna bağlı olarak yapılar arasındaki bağlantı da doğrudan ortaya çıkmış olacak. Şu an Batı Cadde'de biz yazıtlardan bildiğimiz kadarıyla Plateia diye isimlendiğini biz biliyoruz. Ve 10 metrin de genişliğinde olması nedeniyle şu an kentte bildiğimiz en geniş cadde. Bunun bir diğer önemi de buraya hiçbir araba girmiyordu. Sadece insanların yürüdüğü bir caddeydi. Çünkü arabanın girdiğine dair hiçbir izde belirti açıkçası da bulamadık. Bu caddenin altında klasik dönemde mutlaka bir cadde düzenlemesi vardı. Ama bizim şimdi yüzeyde gördüğümüz cadde Helenistik dönemde en az 2200 yıl önce burada var olan ve gimnazyumla bağlantısı olan caddelerden birisi. Aynı cadde Roma döneminde burada kullanmaya devam etti. Kanalizasyon ve şimdi halinde günümüzde çalışıyor. Biz bunu test ettik. Şimdi bunların üzerlerine kapaklarını yerlerine koyduğumuzda içini temizledik zaten biz. Normalde kış döneminde o 70 santimetre genişliğinde yaklaşık ve 1-1.10 derinliğindeki kanalizasyon sisteminin halen de aktif olarak hizmet verdiğini ve biriken suların buradan dışarıya atıldığını doğrudan tespit etmişler durumdayız ve aktif olarak kullanmaya da devam edecek. Ya inanılmaz bir şey. Antik dönemde insanlar yaklaşık olarak en az 2200 yıllık kanalizasyon sistemi ve halen daha da çalışıyor. Daha önce biz Roma hamamının içerisinde bulmuştuk. Osmanlı dönemi ağa konaklarının olduğu yerde de yine aynı şekilde kanalizasyon sistemini bulmuştuk. Bu tarih devirleri boyunca günümüze kadarki süre içerisinde yapılan tüm kanalizasyonların aktif olarak çalıştıklarını ve halen daha günümüzde hizmet verdiğini yani aktif olarak suların aktarılması ya da taşıması konusunda kullanılmış olması bizi inanılmaz heyecanlandırıyor ve sevindiriyor açıkçası.